Gluten alerjisi çok nadir olan bir şey. Canan Karatay gluten diyor. Asıl tehlikeli olan glikoz. Yani şeker ve fruktoz. Tahıldaki glikoz, meyvedeki fruktoz. Kandidayı besler. Tehlikeli olan bu. Canan Karatay. Gluten. Ya bütün kandidayı besleyen, hastalıkları tetikleyen kandida. Kandida glikozla ve fruktozla beslenir. Glutenle beslenmez. Gluten alerjisi çok nadir olur. Kandida bağırsakları yakarsa yanan bağırsak delinir. Leaky gut, geçirgen bağırsak sendromu denir. Bağırsak delinirse bağırsak her türlü zehir kana karışır. O zaman gluten de kana karışır. Gluten durup dururken kana karışmaz. Eğer bağırsağında kandida yoksa glutenle ekmek yiyebilirsin. Gluten neden zararlı? Kandida bağırsağı yaktığı için yanan bağırsak deliniyor. Delinen bağırsak geçirgenlik kat sayısı değişiyor. Ha bu kadarken bağırsaktaki virüs denen kanallar büyüyor. Futbol sahasındaki futbol filesinin yırtılması gibi. Gluten geçemez normal. Yırtılırsa kandida üretmemiz geçer. Canan Karatay takmış gluten. Ya gluten değil, glikoz, fruktoz. Şekerdir mantarı besleyen. Gluten proteindir. Gluten beslemez kandidayı. Kandidayı ne besliyorsa ondan uzak duracaksın. Çünkü hastaların %99'unu kandida besler. Bu profesör, doktor, doçentlerin daha kandiden haberi yok. Ne demiş atalarımız? Sabah oldu balığa gidelim. Öyle miydi? Akşam değil. Onlar daha uyanacak. Daha saat onlar için gece saat 2:30-3. Onlar uyanacaklar da Gökçek akşam olmuş. Gökçek akşam yemeğinde. Onlar daha gece uyanamamışlar. Uyanacaklar da benim peşime düşecekler, gelecekler. 30 yıl önce diyordum ki 30 yıl. Hastalıkların sebebi kandida, kandida diyordum. Bazıları bu kafayı yemiş. Kandida diyorlardı. Şimdi birçok profesörü doktor sağ olsunlar. Aa kandidaymış diyorlar. Bağırsak diyorlar. Diyorlar artık. Yavaş yavaş. 40 yıldır anlatıyorum diyorlar artık. İlk zamanlar kafayı yemiş bu turşucu diyordu bir de nesil. Bir doktor bana diyor ki turşucu bu turşucu. Kendine kendisi koloncu. Şimdi bu adam baktı ki bu işte başarılı değil. Gitti Kadıköy'de hidrokolon terapiye başladı. Nedir hidrokolon terapi? Makine getirmiş şöyle. Vatandaşın bağırsağını yıkıyor. Kalın bağırsağı yıkama makinesi. Hidrokolon terapi. Şöyle bir elinde çubuk sokuyor, temizliyor, fırçalıyor. Lan o burası oto yıkama merkezi mi? İnsanın bağırsağındaki bakterinin %98'i faydalı. Sen bağırsağını yıka böyle, çuh 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 şu kadar defacık çıktı diyor. Mal bu ya. Mal. Dünyada bir doktor olmuş dünyada veriyor. Hidrokolon terapi yıkıyor. Ne oldu? Vatandaşın bağırsağını temizledin. Ama faydalı bakteri kalmadı. Camış. Şimdi Berlin'den bir bayan aradı beni. Hocam iki defa hidrokolon terapi olduktan sonra karnım davul gibi şişti. Bir şey yiyemem içemem çok perişanım. Kim söyledi sana hidrokolon terapi? Lağmam bile fazla yapmak iyi değil. Birkaç defa yapabilirsin. Maranki. E ona ne? Ulaşamıyorum. E niye bana ulaşıyor? Ona ulaşıyor. Ben mi söyledim? Yok ona söyle. Ona ulaşamıyorum. Sen ulaşın, sen yardımcı ol. Yaptırmayacaktın. Ama yaptırdım. Bir defa pişmanım. Bir defa hidrokolon terapi yaptırdım. Doktor 6 hafta sonra geldi. Bir daha yapalım. Bir daha yaptı. Şimdi davul gibi şiştim. Faydalı bakteri kalmadı. Bağırsakta 2 kilo bakteri olur. 2 kilo. Nereye gitti? Faydalı bakteri gitti. Ama kandida bağırsak kene gibi yapışıyor. Van tuzu var. Van tuz. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Kandida. Nesi varmış? Kandidanın van tuzu var. Bak yapışıyor böyle bağırsak. Yapışıyor. Çıkmıyor. Kazısan bile çıkmaz. Yaksan bile çıkmaz. Yok edemezsin. Kandida. Ne zaman kimyasal ilaç kullandın? Bu matara gibi olan kandida ne oluyor? Kuyruklu, kırbaç gibi oluyor. Bak kuyruğu çıkıyor, kuyruğu çıktı. Kuyruklu oluyor.
HIV oluşturuyor. Milyonlarcası bir araya geliyor, koloni oluşturuyor. İşte o zaman tehlikeli. Türkiye'deki bu medyaya çıkan profesör Doktor Canan Karatay falan filan, şu isimleri vermek istemiyorum. Hiçbirinin kandidadan haberi yok. Profesör doktor. Ne profesörü ya? Dünyadan bir habersiniz. Kandidadan haberi yok. Gluten takmış. Dese ki hastalıkların sebebi kandida, o zaman vatandaş diyecek ki tedavisi ne? Yok elinde bir şey. Olmayınca ne diyecek? Gökçe'ye git diyecek hali yok. Oraya takmış kırık plak gibi. Gluten. Evet, gluten hopido. Herkes gluten anlatıyor. Glutenin sebebini söylesene.